Merhaba arkadaşlar, Serapilaz Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu cici modeli anlatmaya çalışacağım. Modelin her tarafı ayrı bir güzel. Lastik yapacağız birlikte önce. Daha önceki videolarımda lastik yapımı var ama yine de anlatacağım sizlere nasıl yaptığımı. Lastiğin üzerine bu harika modeli kuracağız. Bakın. O kadar kolay ki model. Şıkır 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 ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle. Bununla yazlık merserize iplerle kazaklar örebilirsiniz. Kış için harika bir şeyler olabilir. Yani çok kolay, çok çabuk ilerleyen bir model yine. Bakınca hiç nasıl yapıldığı anlaşılmıyor ama o kadar da kolay arkadaşlar. Şöyle iyice yakından göstereyim. Hadi birlikte başlayalım. Önce lastik yapımını yine bir tık anlatayım. Daha önce anlatmıştım ama olsun, tekrar bilmeyenler için. Şimdi burada önemli olan lastiğinizi hangi enlilikte yapacağınız. Yani benim için şu enlilik yeter. Siz isterseniz daha da enli yapabilirsiniz lastiğinizi. Ben bakalım kaç sıradan? 8-9 sıra yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra yeterli. Bir zincir çektim ve arkasını çevirdim sık iğnemin. Şu kısmını yapıyoruz. Lastik kısmına. Hemen dibine değil, bir önüne şöyle tek kanadına batıyoruz şuraya. Ve sık iğne ile kilitliyoruz. Şuraya batıp sık iğne ile kilitliyoruz. Şuraya batıp sık iğne ile kilitliyoruz. Batıp kilitliyoruz. Batıp kilitliyoruz. Batıp kilitliyoruz. Bakalım kaç tane oldu? Bir tane daha. Şu köşeye yapıp sayımızı şaşırmayalım. Tabi batabilirsem, köşeyi çok sıkı çekmişim. Bir zincirle çevirdim. Buraya değil, bir önüne yine aynı işlemi yapıyorum. Çok bol çekiyoruz yalnız, bakın, bol bol. Bir zincir çeviriyorum. Sekizinciyi de yine köşeye batıyoruz. Bir zincir çeviriyoruz. Bu şekilde lastiğimizi büyütüyoruz. Sayımızı yalnız hiç karıştırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciyi de yine yapmayı unutmuyoruz ki lastiğimizde bir aksaklık yaşamayalım. Ben isterseniz lastiğimi biraz büyüteyim. Ondan sonra tekrar buluşalım. Ben biraz büyüteyim ve geleyim arkadaşlar. Evet, ben lastiğimizi bir hayli büyüttüm. Bakın. Şöyle toplayalım ve şöyle. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi son sırayı birlikte gidelim. Bir zincir çektim ve
Şimdi diyeceksiniz ki biz nasıl ölçeceğiz? Evdeki herhangi bir kazağınızın etek kısmına lastiğini ölçebilirsiniz. Lastik kısmına yani ölçebilirsiniz. Böyle bir kolaylıkla hani onun boyutunda yaparsınız ve gayet de uyumlu olur. En mantıklısı bu. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle zaten batacağımız yerler aşağı yukarı belli, sık iğne yapacağımız yerler. Hepsinin tepesine şöyle birer kez batıyoruz arkadaşlar. Bakın burada belli yeri zaten. Sonra burada belli yeri. Aslında her sıraya bir sık iğne gibi. Köşeleri çok sıkı yaptığım için bakın. Yani bir şuraya bir boşluğa, bir şuraya bir boşluğa şeklinde sık iğnemizi tamamlayacağız. Her bir merdivenin tepesine bir tane diyeyim size. Daha iyi anlarsınız. Ve sonuncuyu da yapalım. İki zincir çektim. Bakın bu şekilde sık iğnemi oluşturdum. Şimdi modelimizi kuralım üzerine. Şimdi dip kısmına değil, bir önüne şöyle bir sık iğne gibi batırıyoruz. Daha sonra bunu geniş şekilde şöyle çıkarıp sonra ikisini bir çıkarıp bir zincir çekiyorum. Arada bir atlıyorum, ikinciye şu şekilde battım. Bir çıkardım, bir çıkardım. Bir zincir çektim. Tepeye almıyoruz. Şuraya değil, buraya batıyoruz. Bir çıkardım, sonra ikisini bir çıkardım ve bir zincir çektim. Bir atlıyoruz, şuraya batıyoruz. Bir çıkardım, sonra ikisini bir çıkardım. Araya bir zincirim var. Zinciri unutmayalım. Birer tane de atlıyoruz arkadaşlar. Araya bir zincir. Araya yine bir zincirim var. Bir atlıyorum. Araya bir zincirim var. Bir atlıyorum. Tam köşeye gelen yere de bir tane yine yapıyorum. Bir iki zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi bakın. Şimdi şuraya bakın. Yeri belli zaten. Şuraya şu şekilde alıyorum. Bir zincirle çıkarıyorum. Sonra ikisini birden çıkarıyorum ve araya bir zincir çekiyorum. Yine bakın tekrar buraya battım. Şöyle çıkardım, ikisini bir çıkardım. Araya bir zincirim var. Şuraya atlıyorum. Böyle böyle araya bir zincir. Şuraya atlıyorum. Şöyle bakın. Araya bir zincir. Araya yine bir zincir. Bir zincir. Şunu atlıyoruz. Şunu atlıyoruz. Şuraya atlıyoruz. İki zincir çektim. Bakın.
Görüyor musunuz? Model oluşmaya başladı bile arkadaşlar. Çok kolay ve çok farklı bir model. Evet. Köşeden modelimize devam ediyoruz. Şuraya battık. Bir zincirimiz var. Şuraya battık. Bir zincir. Battık. Bir zincir. Battık. Bir zincir. Battık. Bir zincir. Bu şekilde modeli ilerletiyoruz arkadaşlar. Ve en köşeye de yine şöyle iki zincirle çeviriyoruz. Yine şöyle hemen şuraya batıp bir zincir çekiyoruz aramıza. Bakın şuraya batıp bir zincir. Şuraya batıp bir zincir. Şuraya batıp bir zincir. Bakın model gerçekten çok farklı ve çok güzel duruyor. Yani verev verev mi desem, nasıl desem, bu şekilde modeli tamamlıyoruz. Bakın şu bu renkten daha farklı oldu, ondan daha farklı oldu. Her renk ayrı güzel ama model böyle böyle ilerliyor. Bu kadar anlatmam yeter herhalde, anlatabildim. Bu lastik kısmı, bakın burası da üst bluz kısmı. Çok güzel bence. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.